Arkadaşlar selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bayağı bir 10-12 gün oldu. Ben Saklambacın kitap yorumuyla karşınıza geldim. Biliyorsunuz ki işte 10 gün falan, bir haftadan beri tatildeyim. O yüzden video çekemedim yani. Bu arada Ekin Koç'un imzasına gittim. Şöyle kitaplarını göstereyim. Ben de biliyorsunuz ki zaten cilsiz kitapları vardı. Hecate'nin Kızları ve Deniz Kızı Ağladığında. Saklambaç yorum çekeceğiz ama neyse. Ben tatilde olduğum için gördüğüm an gittim. Ama kitapları yanımda yoktu. Ve cilsiz kitaplarını da çok beğenmiştim. Almak istiyordum. Ve cilsiz kitaplarını da aldım. Bu ciltli ve cilsiz kitapların karşılaştırma videoları Saklambaç kitap yorumundan sonra gelecek. Detaylı karşılaştırma şeyi gelecek. Öyle kitaplarım ben koyayım, boş durmasın. Evet arkadaşlar, Saklambacın kitap yorumunu bayağıdan beri okuyup bitirdiğim ama bir türlü yorumunu çekemediğim kitap Saklambaç. Evet, kitabımız ilk başta ben videoya başlamadan hemen sizlere söyleyeyim. Kitap yorumlarını böyle çekeceğim, bu şekil. Kitabı da böyle koyacağım, anlatacağım. Evet, şu şekil. Şimdi zaten cinayet, polisiye, arkadaşlık, aşk seviyorsanız hemen almadıysanız sepetinize ekleyin veya şu an rafınızda duruyorsa nasıl okusam mı okumasam mı emin değilim deyip polisiye seviyorsanız direkt başlayın siz. Evet, direkt başlayın. Gerçekten mükemmel bir kitaptı. Sonu çok kötü bitti. Hem spoilersız hem spoilerlı anlatmak istiyorum sizlere. İlk baş spoilerlı kısımdan başlayacağım tabii ki. Şimdi Ansel, Maddie ve Kyle adında 3 baş karakterimiz var. Bunların artı bir arkadaşı daha var, Henry diye. Bunların zaten şeyle başlıyor. Bir kızın öldürülmesiyle zaten başlıyor. Bir dedektif tarafından bulmaya çalışıyor ve Ansel kızımız da dedektifimize aşık. Ama dedektif ona aşık değil falan. Böyle aralarında bir şey var. Dolanıyor. Sonunda gerçekten şok oldum. Katilin o çıktığına inanmıyorum. İkinci kitapta zaten sanırım gerçek katili öğrenecekmişiz. Böyle yani spoilersız kısım. Ben biraz daha anlatmaya devam edersem spoilerlıya geçer. Şimdi spoilerlı kısmı anlatayım ben sizlere. Biraz kısa bir kitap yorumu olacak. Spoilerlı kısma geldik. Biliyorsunuz ki zaten anlattığıma göre 3 tane baş karakterimiz var. Ansel, Maddie ve Kyle. Ve aralarında artı bir tane daha arkadaşları var. Henry. Bir Summer adında kızımızın öldürmesiyle kitabımız başlıyor. Detayına girip anlatabilirim. O yüzden dinleyin. Kızımız Ansel eve geliyor falan. Fazla şeylerini anlatacağım. Bir de Matthew var. Matthew var. O da Ansel'ın değil, Maddie'nin kardeşi. Maddie'nin sevgilisi arkadaşlar. Maddie'nin, bir dakika, ben ne diyorum? Evet, onlar şimdi Summer'ın cenazesine mi ne gidiyorlar? Bunlar zaten Müslüman değil. Maddie'nin ve Matthew'un köpeği kaçıyor. Maddie ve Matthew orada değiller. Bizim salak Ansel'ımız köpeğin peşinden koşturarak ormana doğru giriyor. Köpeğimiz sanırım otoparka mı bir yere giriyor? Otoparka giriyordu sanırım. Üst katta katili görüyor. Kızımız katili görmüyor. Katilin gölgesini görüyor. Yalancısın mı ne diyor. Ta 20. sayfadan olaylar başlıyor bakın. Yalancı mısın? Öyle bir şey diyor. Evet. Yalancı diyor. Ama yalancı. Yalancı dedi bir ses. Olduğum yerde sıçradım. Yeniden pencereye baktım ve yansımayla göz göze geldim. Ben kapının eşiğinde duruyordum. Oysa aynı kapının sol tarafında ama içerideydi. Ama senin sıran değil demiş katilimiz buna. Ve kitabın sonunda arkadaşlar kitabı anlatan kızımız Ansel katil çıkıyor. Gerçekten şok oldum.
Bıçağının üzerinde de ne yazıyordu? Dikiş tutmaz yazıyordu. Dikiş tutmaz en sona sanırım takma adı. Bilmiyorum, bence ya Ansel'la oyun oynadılar ya da birkaç tane katilimiz var ama Ansel katilse Ansel nasıl katili görüyor? Ya da arkadaşlarına bu şekilde ya da dedektife bu şekilde yalan mı söyledi? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten bu konuyu çok merak ediyorum. Öyle. O çıkıyor yani katilimiz. Dedektifle aralarında bir şey var, aşk var. Fazla yine detaya giremedim. Yani kötü olduysa da bu benim ilk kitap yorum videom. Kusuruma bakmayın. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hadi beni bir 900 yapın, inşallah 1000 oluruz. Size güveniyorum arkadaşlar. 900 yaparsanız zaten 1000'i gelir diye düşünüyorum. Umarım, tekrardan söyleyeyim, videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.